Kayseri'nin İnişlek caddelerinden Millet Caddesi'nde 5 taksici şoförlük yapıyor. Durakları bulunmayan taksiciler caddede bulunan bir bankı taksi durağı yaptı. Taksi şoförlüğü yapan Mehmet Turgut, 3 kişilik bir banka taksi durağı yazısı yazarak bankı durak olarak kullandıklarını ifade etti. İsmim Mehmet Turgut, burada taksiciyim. Valla bizim taksi durağımız 3 kişilik bir banktan oluşan bir yer. Zamanında burada bizim yerimiz vardı Sultan Hamam'ın yanında. Orayı kaldırdılar, başka yere vereceğiz diye. 20 senedir her türlü mercilere başvurduk. Ama halledeceğiz, yapacağız dediler. Hiç ilgilenen olmadı. Bütün belediye başkanlarımızdan birebir bu mevzuyu konuştuk. Yazın işte sıcaktan, kışın soğuktan burada günümüzü geçiriyoruz. Saat işte kaç oldu? 1'e yaklaştı herhalde. Daha siftah etmedik. Bak arabamız başta duruyor. Yani iş yapamadığımız bir yana bir de buranın sıcağını soğuğunu çekiyoruz. Bize bir belediyenin bank yerine bir işte taksi durağı vermesini her zaman dile getiriyoruz ama kimse ilgilenmiyor maalesef. Seçim zamanı herkes geliyor soruyor. Bütün partiler yani tek bir partiyi kastetmiyorum. Hiç kimse de bizden bu konu hakkında ilgilenmiyor, sormuyor. Durum bundan ibaret yani. Olur mu? Vatandaşlarla bölüşemiyoruz bir bu bankı. Onlar geliyor, oturuyor, yazı yazıyoruz işte kendi imkanlarımızdan. Bu diyor belediyenin bankı diyor. Siz karışamazsınız diyor. Her türlü sorunu yaşıyoruz yani burada. Yani üzülenler oluyor. Niye hakkınızı aramıyorsunuz diyenler oluyor ama biz gereken OKM'ye falan şeyimizi yapıyoruz, dilekçemizi yazıyoruz. Hep red kararı çıkıyor yani. Bilmiyorum, bekliyor. Sabır bekliyoruz yani. İnşallah şu hamamın yeri kaldırılır da eski yerimize verirlerse bekliyoruz yani. Beklemekten başka elimize bir şey gelmiyor. Abdest alacak, namaz kılacak, ne bileyim bir oturup bir misafirimize bir bardak çay ikram edecek bir yerimiz yok yani. Çayın tanesi olmuş 2 lira. Akşama kadar burada 20-30 lira çay parası veriyoruz yani. Kendi çayımızı kendimiz yapabiliriz icabında. Kendi yemeğimizi kendimiz yapabiliriz icabında. Ama maalesef bir kulübemiz olmadığından dolayı bu rezillikleri yaşıyoruz. Arabalarda oturuyoruz. Yani yarın eksilere düştükten sonra canı sıkılan bırakıp evine gidiyor yani. Ayakları buz tutuyor. Durum bundan ibaret yani. Mümkün değil. Esnafların zaten dükkanlarına giremiyoruz yani. Lavabo ihtiyacımızı bile oralardan Allah razı olsun gidermeye çalışıyoruz. Ama öbür türlü mümkün de. Mesela bizim burada durağımızın önü yaya geçidi. Şu anda kamera çekiyorum bilmiyorum. İşte yaya geçidinde arabalar duruyor. Yolcuyu alıp yaya geçidinden çıkamıyoruz. Biz durağımızın biraz öne alınmasını istedik. Ona da red kararı geldi yani. Neye başvursak hep red geliyor o kemeden.